Özel bir televizyonun konuğu olan yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan dikkat çekici ifadeler kullandı. Gerçek gündemde yer alan habere göre Erbakan ikinci tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa her ikisine arasında yapılacak seçimde şartlarının olacaklarını belirterek desteğimiz şartsız olmayacak, prensiplerimizin kabul edilmesi halinde herkesle anlaşabiliriz ifadelerini kullandı. Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma ihtimalleri üzerine de konuştu ve şunları kaydetti. AK Parti ile Cumhur İttifakı ile bir arada olmamız %1'in altında. Yeniden Refah Partisi bizimle olsun diyorlarsa bu gidişattan tamamen vazgeçmeleri lazım. Bu olmadan da prensiplerde anlaşamadıktan sonra bizim de böyle bir yapının içerisinde olmamız mümkün değil. Ekonomi baştan aşağı yanlışlar silsilesi. Bütün gidişatlarını, bütün ekonomi modellerini değiştirmeleri lazım. Denk bütçe yapmaları lazım. Yap-işlet projelerini kaldırmaları lazım. Kamu'daki israfı ortadan kaldırmaları lazım dedi. Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, AK Parti'nin siyasi olarak sona geldiğini ifade ederek, 20 senelik bir günaha ortak olamayız. Siyasi olarak sonuna geldi AK Parti. Dış politikada da sorunlar var. NATO'nun Libya operasyonuna destek olmak, Kürecik'te İsrail'i korumak için İran'a karşı füze kurdurmak var. Afganistan'a asker gönderme var. NATO'da İsrail'in ofis açmasına izin vermek var. OECD üyeliğine onay vermek var. Bu yanlışlara bizim ortak olmamız mümkün değil. Biz bu gidişle Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağız. Seçimlere herhangi bir ittifaka girmeden kendimiz gireceğiz dedi.